Herkese merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere nefis bir mayasız poğaça tarifi ile geldim. Hamurunu hemencecik yoğurup fırına atabileceğiniz gerçekten şahane bir tarif sizleri hiç bekletmeden hemen tarifimin yapım aşamalarına geçiyorum. Poğaçanın hamuru için yoğuracağım kabın içerisine 100 gram kadar oda sıcaklığında bekletmiş olduğum katı yağını ilave ettim. 2 tane yumurta, bir tanesinin sarısını, poğaçaların üzerine sürmek için ayırdım. Bir su bardağı kadar yoğurt, bir çay bardağı kadar sıvı yağ, bir çorba kaşığı kadar da toz şeker ve bir tatlı kaşığı kadar da sirkemi ilave ettim. Tarif için elma sirkesi kullandım. Tüm malzemelerimi hemen hızlıca bir şekilde karıştırıyorum. Daha sonra 1 su bardağı mısır ununu içerisine ilave ettim. 2 paket kabartma tozu kullanıyorum. Son olarak da unumu içerisine ilave edeceğim. Hemen malzemelerimi kabaca bir karıştırıyorum. Unumun bir kısmını içerisine ilave ettim. Bir tatlı kaşığı kadar da tuz kullandım. Hamur bu şekilde yoğunlaşana dek karıştırmaya başlıyorum. Hamur yoğunlaştıktan sonra içerisindeki spatulayı alarak ellerimle yoğurma işlemine devam edeceğim. Tarif için toplamda 4 su bardağını yakın un kullandım. Tarif için kullanmış olduğum su bardağı ölçüm her evde bulunan 200 mg su bardağıdır. Yapacağınız tarif için kullanacağınız unun miktarı ununuzun kalitesine göre malzemelerinize göre değişkenlik gösterebilir. Lütfen sizler azar azar ve kontrollü bir şekilde ekleyin. Bu aşamada hamurumu iyice yoğurdum ve toparladım. Sizlerinde görmüş olduğu gibi hamur gayet yumuşak ama ele yapışmayan bir kıvamda. Hamurun kıvamını sizlerde görüyorsunuz. Bu şekilde hamurumu hazırladım. Hemen parçalar kopartıp ellerimle yuvarlayarak bezeler haline getiriyorum. Tarif için toplamda 12 tane poğaça elde ettim. Bu poğaça tarifini güvenir, ek tam ölçülü bir tariftir ve gerçekten lezzeti de mükemmeldir. Mısır unuyla hazırladığımız için kıyır kıyır gerçekten içerisi yumuşacık. Çok güzel bir poğaça tarifidir. Sizlerin de bu tarifi mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Mayasız bir poğaça tarifi olduğu için de çok kolay bir şekilde hazırlayabilirsiniz. poğaçalarımı ben bugün kaşar peynirli yapmayı tercih ettim siz dilediğiniz iç harçları kullanarak da hazırlayabilirsiniz minik minik bıçakla dilimlemiş olduğum kaşar peynirlerinden birer dilim olacak şekilde hamurumun ortasına yerleştiriyorum görmüş olduğunuz gibi elimle tekrar kapatarak yağlı kağıt serdiğim fırın tepsimin içerisine alıyorum dilerseniz poğaçalarınızı aynı şekilde de sade olarak da hazırlayıp tüketebilirsiniz. O şekilde de gerçekten muhteşem oluyor. Poğaçaların tamamının şeklini verdim ve hazırladım. Hemen üzerlerine bir tane yumurta sarısının içerisine bir çay kaşığı kadar pekmez ilave ettim. Fırça yardımıyla poğaçaların her tarafına gelecek şekilde özenle yumurta sarısını sürüyorum. Bu aşamada fırınımı da önceden ayarladığım 180 derece alt üst ayar fırında altı üstü nar gibi kızarana kadar poğaçalarımı fırına göndereceğim. Görüntü olarak da hoş görüneceği için üzerlerine bıçak yardımıyla çizikler atıyorum. Dilerseniz bu işlemi de es geçebilirsiniz. Üzerinde dilediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Ben kavrulmuş susamla süslemeyi tercih ettim. Dilerseniz haşhaşla veya çörek otuyla da aynı şekilde süsleyerek hazırlayabilirsiniz. Poğaçalarım artık fırına gitmesi için hazır. 180 dereceye ayarlamış olduğum alt üst ayar fırında altı üstü nar gibi kızarana kadar fırınıma poğaçalarımı gönderiyorum. Yapımı inanılmaz derecede kolay, gerçekten çok lezzetli, çok pratik bir poğaça tarifi hazırladım bugün sizlere. Umarım sizler de tarifimi dener ve beğenirsiniz. Tarifimi buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz mutlaka beğen butonuna basmayı, kanalıma hala abone olmadıysanız kanalıma şu an ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Hemen yanındaki bildirim zilini açarak da yeni yapmış olduğum tariflerden anında haberdar olursunuz. Bir tarifimin daha sonuna geldik. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Başka tariflerde, başka lezzetlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.